Tabii haliyle küçük esnafı etkilediği gibi hepimizi de etkiliyor bu durum. Bu durum şu anda ham maddeyi biz bulamıyoruz bir üretici olarak. Bizim şu anda ham madde dışarıdan geliyor. Dışarıdan geldiği için de dolar bazında geliyor. Dolar da bugünlerde artışı zaten göz önündedir. Onun için yani biz şu anda mal satmada zorlanıyoruz. Artı sattığımız kişiler onlar da zorlanıyor sattıkları zaman. Haliyle yani herkes, bütün esnaflar bu durumdan zarar görüyor. Şu anda yani iş yapamaz duruma gelmişiz. Biz şu anda un ve satış, bulgur satışıyla uğraşıyoruz. Bundan 3-5 ay öncesine kadar da bir torba bulgur normal bir tane esnaf bir evine 100 liraya bir torba bulgur götürebiliyordu. 100 liraya 25 kilogram bir bulgur getirebiliyordu ama şu anda 220-230 liraya kadar çıkmış bir torba bulgur. Bu da bunun sebebi de ham maddenin yani buğdayın şu anda geçen senenin kurak olmasından dolayı ve bu dövizdeki kurdan artıştan dolayı ister istemez dolar bazında geliyor ham madde. İster istemez hepimiz etkileniyoruz bundan. Vallahi esnafın tepkisi bize oluyor. Bize tepki gösteriyorlar. Yalnız bu tepki, buna sebep de biz değiliz. Kendileri de, esnaflar da biliyor, sebep biz değiliz. Sebep şu andaki dövizin yükselişinden dolayıdır. Onun için yani sebep biz değiliz. Biz de sonuçta dışarıdan ham maddeyi alıyoruz. Piyasaya veriyoruz yani. Buğdaydır. Yani şimdi bu normal fiyat yükselişinden dolayı vatandaş alamaz. Yani bir torba un bugün 350 liraya çıkmış. Bunu vatandaş alamaz duruma gelmiş. 350 lira az bir para değil bir torba un için. Normalde 3-5 ay öncesine kadar da bir torba un 100-150 liraya biz satıyorduk. Yani şu anda 300-350 liraya kadar çıkmış. Esnafız abi, gördüğün gibi gıda satıyoruz. Peki gıdadaki artış ne durumda? Hani dolar abi, etki etti mi? Valla çok etkilendi yani. Şimdi gıdalar atış gibi olmuş yani. Bugün müşteri gelip alıyor, yarın yerini dolduramıyoruz. Yani aynı olduğu gibi artış yapıyor. Hani bulguru alıyoruz, şu an biz alıyorduk 100 lira turbasını, şu an 230-240 milyon para olmuş. Hani yetiştiremiyoruz zama. Abi vatandaş çok şikayetçi de. Vatandaş gelip bulgura diyorum. Daha önce de biz alıyorduk 5 lira. Şimdi 10 lira oldu. Yani vatandaşa diyorum bulgur 10 liradır. Hemen tepki gösteriyor işte. Yani kızıyor gidiyor. Peki bu durum size nasıl? Valla bizim satışımız %50 yani düşmüş. Artık millet bir şey almıyor yani. Durmuş yani. Artık bunun sonu ne olacak belli değil yani. Abi biz mesela senede yılda bir sefer zam geliyordu. Şu an her hafta, her gün, her saniye yani zam geliyor. Yani günlük zam geliyor yani. Şimdi artık yani biz ne yapacağını da biz bilmiyoruz yani. Biz de zor duruma düşmüşüz yani. Evet.